Koç Üniversitesi Hazine Derisi 11. teması Selçuklular kapsamında düzenlediğimiz webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuşmacımız Prof. Doktor Resul Ay. Resul hocamıza davetimizi kabul ettiği ve bize destek verdiği için çok teşekkür ederiz. Kısaca sizlere kendisinden bahsetmek istiyorum. 1995 yılında ODTÜ Tarih bölümünden mezun oldum. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde başladığı yüksek lisansını 13. 14. yüzyıl Anadolu'sunda kültür dolaşımı açısından dervişler, talebeler ve hacılar başlıklı teziyle 1998 yılında doktorasını da aynı bölümde 13. 15. yüzyıllarda Anadolu'da derviş ve toplum tarihsel bir tipolojisi denemesi başlığıyla 2004 yılında tamamladı. 1995 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı iş deneyimini ise 1999-2004 yılları arasında 35. madde kapsamında Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde sürdürdü. Daha sonra Kırıkkale Üniversitesi'nde doktora araştırma görevlisi, yardoç ve doçent olarak 2015 yılına kadar görev yaptı. 2015 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde doçent ve prof olarak çalışmaktadır. İlgi alanı 12-15. yüzyıllar Anadolu'sunun sosyal ve kültürel hayatı, özellikle de derviş grupları ve bunların toplumla ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Daha özelde ise erken dönem Anadolu İslam'ında görülen farklılıklar ya da farklı dindarlık biçimiyle ilgilenmektedir. Bu farklılığı hem tasavvuf kaynaklı temsilcileri hem de halktaki temsili üzerinden incelerken tanım, tasvir ve köken problemi üzerinde durmaya, başka coğrafyalar ve farklı zamanlardaki benzer inanç grupları ile ilişkilendirerek ele almaya çalışmaktadır. Resul Hocam tekrardan hoş geldiniz. Söz sizde, buyurun. Evet, teşekkür ederim Duygu Hanım. Çok sağ olun. Öncelikle davet ettiğiniz için, konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca çevrim içi hazuruna da beni dinlemek üzere vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi Anadolu'da İslam konusu işte çok boyutlu, aslında çok katmanlı bir konu. Üzerinde çokça söz söylenen hem akademisyenler hem de popüler araştırmacılar tarafından çokça çalışılan, tartışılan ve halen de canlı bir tartışmanın konusudur. Anadolu'da İslam dendiğinde akla pek çok konu, pek çok başlık gelebilir. Zaten literatüre baktığımızda bu başlık altında en çok da tasavvuf ve tarikatların işlendiğini görürüz. Zaten ötüden beri Anadolu'da İslam konusunun tasavvuf ve tarikatlar üzerinden işlendiğini fark ederiz. Bunun yanı sıra medreseler, alim biyografileri, işte ilmi ekoller, mezhepler, işte devletin din siyaseti, ne bileyim tarikatlar ayrı ayrı veya bütün halinde bu başlık altında incelenir. Ama herhalde bu konunun en öncelikli ve en kapsayıcı temasını Anadolu'da İslamlaşma ve Anadolu'da İslami farklılaşma konusu oluşturur. Zaten bu Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi, yani kabaca 12-14. yüzyıllar tam da Anadolu'da İslamlaşmanın başladığı ve belirli bir kıvama geldiği yüzyıllardır. Aynı şekilde Anadolu'da İslamlaşma vuku bulurken bunun tek tip bir İslam şeklinde olmayıp kendi içinde farklılıkları veya çeşitliliği de barındırdığı görülür. Tabii şimdi burada her iki konuyu birlikte ele almak ve bunu detaylı bir şekilde işte burada belirlenen süre içerisinde detaylı bir şekilde ele almak kolay olmayacak ama en azından ana unsurlarına temas ederek bir çerçeve oluşturabileceğimi umuyorum. Şimdi Anadolu'da İslamlaşma hadisesi önce bir fetih, akabinde de göçlerle gelişen bir hadisedir. Fakat siyasal hakimiyet, yani Anadolu'nun İslam hakimiyeti altına girmesi ve demografik olarak İslamlaşma, Anadolu'nun İslam kültür alanına dahil olmasını
ya da Anadolu'da İslam anlaşmayı tam olarak izah etmez. Çünkü İslam dünyasında ortak ve paylaşılan ve aynı zamanda yüksek kültür olarak adlandırılan veya formel eğitimle de aktarılan bu kültürel birikimin Anadolu'ya aktarılması esas anlamıyla bir İslamlaşmadır. Ve bu da farklı bir sürecin ve gelişmenin ürünüdür. Şimdi bu anlamda Anadolu'da İslamlaşma dediğimizde medreselere, tekkelere, işte alimlerin göçlerine, talebe seyahatlerine özel bir yer ayırmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra devletin hukuk düzeni ve siyasal ideolojisindeki tercihleri ve düzenlemeleri, ayrıca işte vakıf, imaret ve benzeri sistemler de bu anlamda önemli rol oynar. Yani Anadolu'nun İslam kültür alanına dahil olması sürecinde bunlar önemli role sahiptir. Şimdi medreselere bakacak olursak, şimdi ilk medreselerin 12. yüzyılda Anadolu'da kurulduğunu görüyoruz. Özellikle bu Danışmentli sahasında. Nerede? Kayseri, işte Niksar, Tokat. Yani topu topu 3 tane. Şeyde de Artuklu sahasında da birkaç tane olduğunu görüyoruz. Ama 12. yüzyıl bu anlamda yani çok da fazla beklentiye girilmemesi gereken bir yüzyıl. Zaten Anadolu'nun daha yeni işte Türklerin iskanına açıldığı, Selçukluların varlık yokluk mücadelesi verdiği, değil mi? Hatların da başladığı dönem. O yüzden 12. yüzyılda çok fazla bir şey görmüyoruz ama 13. yüzyıl bu anlamda böyle büyük bir dönüşümün, büyük bir patlamanın yaşandığı dönemdir. Yani nitelikli İslamlaşma, yani İslam dünyasındaki o yüksek kültürün Anadolu'ya transferi ya da o kültürle Anadolu'nun entegrasyonu anlamında çok önemli bir yüzyıldır. Mesela Selçuklar döneminde işte 30 tane medresenin inşa edildiği tespit ediliyor. 13. yüzyıl itibariyle söylüyorum. 14. yüzyılı da buna dahil edersek bu sayının 60 civarı olduğu bazı araştırmalar da ortaya konuluyor. Medreseler niye önemli? Çünkü işte o demin bahsettiğim ilmi birikim, değil mi? Bunun işte sanat vesaire boyutu. Bu aynı zamanda bir kültür alanının ortak ve paylaşılan kısmıdır. Ve formel eğitimle aktarılır. İşte bu İslam dünyasının ortak kültürü medreseler üzerinden Anadolu'ya bu şekilde aktarılıyor. Aynı etkiyi tekkeler ve zaviyeler için de söyleyebiliriz. Özellikle yüksek tasavvuf düşüncesi, değil mi, felsefesi. Bunların da Anadolu'ya aktarılması yine tekkeler ve zaviyeler üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi bu entegrasyonda göçler de aslında önemli. Yine 13. yüzyıla özel bir parantez açmamız gerekiyor. 13. yüzyılı farklı kılan nedir? Yani daha öncesinde Anadolu'ya daha çok konar göçer Türkler göç ederken 13. yüzyılda şehirli ahalinin, yani yerleşik kültüre sahip, yine eğitimli, kalifiye insan unsurunun Anadolu'ya çok yoğun bir şekilde geldiğini görüyoruz. İşte özellikle bu Moğol tehdidi baş gösterdiğinde, işte Orta Asya'dan, işte İran'dan, ne bileyim, işte Harezm sahasından Anadolu'ya, daha doğrusu bütün İslam memleketlerine, bu arada da Anadolu'ya yoğun bir göç dalgası yaşanıyor. Bu göçlerden Anadolu'nun da istifade etmesi yönünde sultanların da, Selçuklu sultanlarının da özel çabaları oldu. Mesela Alaaddin Keykubat bu konuda oldukça yani ne diyeyim, girişimleri oldu. Bu göçlerin ya da bazı ünlü kişilerin Anadolu'ya ikameti konusunda girişimlerde bulundu. Şimdi dolayısıyla 13. yüzyılda bu göçler neticesinde
Anadolu'nun adeta çehresi değişiyor. Yani Anadolu'da İslamlaşma adına çok büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Şehirler mesela büyük bir dönüşüme uğruyor. Hani bir önceki yüzyılda o Bizans döneminin o kasra tipi işte 3-5 bin kişilik, 3-5 bin nüfusluk diyelim şehirlerinden işte 40 binli, 50 binli belki daha fazla nüfusa sahip şehirlere bir geçiş oluyor. Yani Anadolu'da tam anlamıyla bir Türk İslam şehir modeli de ortaya çıkıyor. Bu tabii beraberinde kent kültürünü, işte mimarisini, işte dini hayatını vesairesini hep birlikte tabii getirmiş oluyor. Dolayısıyla bu 13. yüzyılı Anadolu'da İslamlaşma bağlamında, yani nitelikli İslamlaşma bağlamında çok önemli bir yere koymamız gerekiyor. Aynı şekilde 14. yüzyılda da bu hızlı bir şekilde devam ediyor. Göçler dedik. Bunların yanında seyahatler de İslam dünyasıyla olan iletişim, yani o yüksek kültürlü olan teması sağlayan aracı unsurlar olarak önemlidir. Hangi seyahatlerden bahsediyorum? Mesela İslam dünyasının değişik bölgelerinde etkili olan ya da ünlü bazı büyük alimlerin, sufilerin işte Anadolu'yu ziyaret etmesi, işte buralarda yine kendilerine muadil kişilerle ya da değişik çevrelerle iletişim halinde olması, bazen kendi kitapları üzerinden icazet vermeleri. Yani bu bilgilerini Anadolu'ya aktarmak bağlamında önemli rol oynuyor. Anadolu'dan başka şehirlere, İslam dünyasının başka merkezlerine gidenler de var. Onlar da yine aynı şekilde bu İslam dünyasının yüksek kültürüyle temas konusunda önemli aracı unsurlar. Tabii burada talebelere de önemli bir yer açmak gerekir. Anadolu şehirlerinde, daha doğrusu Anadolu'da diyelim, ilim tahsil için talebelerin İslam dünyasının böyle gelişmiş ilim merkezlerine doğru seyahat ettiklerini, mesela Kahire, Şam'a, Halep gibi yerlere, işte daha sonra, bu süreç içerisinde değişim gösteriyor. Şimdi bazı bölgeler bazı yüzyıllarda merkez konumuna geliyor. Bu bir siyasetle de, yani o bölgelerde kurulan devletlerle, devletlerin merkezi olmayla da biraz alakalı bir durum. Ama Anadolu'dan bu yüzyıllardan itibaren İslam dünyasına sürekli bir derviş talebe sirkülasyonunun olduğunu, işte ilim tahsil sürecini tamamlayıp onların Anadolu'ya döndüklerini ve tahsilini gördükleri ilimleri Anadolu'da kendileri tedris ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu göçler, seyahatler ve ilim tahsil maksatlı yolculuklar İslam kültürüyle kesintisiz bir temasın sağlanması konusunda önemli bir yere sahiptir. Peki bu etkileşim, yani bu iletişim sonucunda hasıl olan etkileşim çerçevesinde Anadolu'da ortaya çıkan İslam nasıl bir İslam'dı? Anadolu'da İslam dünyasının küçük bir modelinin oluştuğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Yani İslam dünyasında var olan mezheplerin, ekol, öğreti, meşrep vesaire ne varsa büyük ölçüde ya da belli ölçülerde diyelim Anadolu'da temsil edildiğini, özellikle de bu klasik İslam coğrafyasında, yani Mısır, Mezopotamya, İran, işte Suriye falan taraflarında etkili olan anlayışların, ekollerin, işte mezheplerin, Anadolu'da da hareketlerin yine aynı şekilde Anadolu'da da temsil imkanı bulduğunu görüyoruz. Yüksek kültüre dair bilgi birikimi aslında alternatif akımlarıyla birlikte, yani
Hani bir bütün olarak dedim ya, yani alternatif ekollerle birlikte, muhalifleriyle birlikte bir ölçüde Anadolu'ya geldiklerini. Mesela Anadolu'da Hanefiliği görüyoruz. Aynı zamanda Şafiliği de görüyoruz. Bu erken dönem itibariyle söylüyorum. Mutezile yine erken dönem Anadolu'sunda kendisine yer buluyor. İşrakiye diye bir anlayış felsefe var. Bu Maktül Ömer Es-Sühreverdi'nin temsil ettiği. Yine onun Anadolu'da temsil edildiğini. Mesela bütün çeşitliliğiyle tasavvuf düşüncesinin, yani ne diyeyim, Bayezid-i Bistami, işte Hallacı Mansur tarzı bir tasavvuf anlayışından Muhittin İbni Arabi'nin vahdet-i vücut anlayışına kadar, ne bileyim işte Horasan Mektebi, yani aşk meşrepli tasavvuf ekollerinden zühçü tasavvuf anlayışına kadar neredeyse hepsi Anadolu'da kendilerine temsil imkanı bulmuşlardı. O yüzden İslam dünyasının aslında küçük bir örneği şeklinde gelişiyor. Zaten kültürel entegrasyon da böyle bir şey olmalı. Hatta ilk çıkan tarikatlerin, İslam dünyasında ilk çıkan hareketlerin, mesela Sühreverdilik, değil mi? Rifailik, Kadirilik, Kübrevilik gibi tarikatların, bu erken dönem itibariyle söylüyorum, Anadolu'da yayılma imkanı bulduğunu görüyoruz. Şimdi ana akım ya da sünnilik çerçevesinde telakki edilebilecek olan bu çeşitlilik yanında, ana akım dışında gayri sünni bir İslam'ın da temsili Anadolu'da vücut buluyor. Yani sadece ana akım İslam çerçevesinde bir İslam Anadolu'da ortaya çıkmıyor. Kaldı ki onun içerisinde de bütün çeşitliliği görüyoruz, demin söylediğim gibi. Gerçi o çeşitlilikte hangi tonun daha baskın olduğu konusunda devletin tercihi de belirleyicidir. Yani Selçuklu sultanların daha büyük Selçuklulardan itibaren Hanefiliği biliyorsunuz benimsemişler. Dolayısıyla Hanefiliğin baskın bir mezhep olmasında onların işte medrese kurucuları olarak medreselerin vakfiyelerinde böyle şartlar koyduklarını biliyoruz. Dolayısıyla yani Hanefilik bu Sünni İslam içerisinde daha da baskın tabii ki. Ama ne olursa olsun bütün bunları yine de yüksek İslam çerçevesinde ya da ana akım İslam çerçevesinde. Evet, öyle demek daha doğru. Ana akım İslam çerçevesinde görüyoruz. Peki bu ana akım dışında, yani Sünnilik dışında bir İslam'ın da Anadolu'da yine temsil edildiğini demin söyledim. Şimdi tabii bu ana akım İslam dışında şekillenen İslam'ın da İslam dünyasında öteden beri var olan çeşitlilikle bir alakası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu anlamda işte Batiniye ve İsmailiye geleneklerine kuvvetli bir referans göndermek gerekiyor. Tabii bu farklı İslam anlayışına veya dindarlık modeline etki eden başka faktörler yoktur anlamına gelmez. Yani Anadolu'nun kendine özgü koşullarının da bu Anadolu'da ortaya çıkan farklı İslam'a tesirleri olmuştur. Ama onlar tabii ayrı bir tartışma konusu. Burada bu kökenler konusuna girmeyeceğim. Bunun yerine farklı İslam'ın ne olduğuna, nasıl bir dindarlık modeli ortaya koyduğu üzerine durmayı tercih edeceğim. Anadolu'da İslamlaşma süreci yaşanırken ortaya çıkan farklılığın ne zaman başladığı, Anadolu'da mı şekillendiği yoksa Anadolu'ya yaşanan göçlerle mi geldiği bilinmiyor. Çünkü bu farklı İslam'la alakalı 12. yüzyıla dair bir veriye rastlamıyoruz.
Bu tabii böyle bir İslam anlayışının 12. yüzyılda Anadolu'da olmadığı anlamına gelmez. Sadece kaynaklar suskun bu konuda. Onu bilemiyoruz. Fakat 14. yüzyıllarda onları net bir şekilde görebiliyoruz. Kaynaklar bu farklı İslam anlayışını ve dindarlık biçimini bize haber veriyorlar. Onları özellikle biraz daha ötekileştiren bir dille tanımlarken bunu aslında fark ediyoruz. Daha çok bu dindarlık biçimini ibaha, hulul, ittihat hatta zındık kavramlarıyla niteliyorlar. Modern araştırmacıların da zaman zaman işte şamanistik İslam, senkretik İslam, işte heterodoks İslam, batıni İslam şeklinde tanımladığı bu İslam biçimi genel konsensüste derviş İslam'ı veya abdal İslam'ı olarak da tasvir edilir. Bir de büyük ölçüde bu derviş İslam'ı etkisinde gelişen kitlelerin inancı da var. Yani buna da halk inanışı diyoruz. Yani her ne kadar derviş İslam'ı etkisinde gelişse de ama onunla birebir aynı dindarlık biçimi, aynı inanış şeklinde meseleye bakmamamız lazım. Onun kendine has bir takım farklı özellikleri de var. Yerel bir takım unsurları da içinde barındırdığını, zaman içerisinde bir takım dönüşümler yaşadığını görüyoruz. Peki, dervişlerin, abdalların temsil ettiği bu İslam anlayışının ve dindarlık modelinin karakteristiği nedir? Hangi yönleriyle Sünni İslam'dan farklılaşır? Burada derviş dindarlığının şeriatla olan ilişkisi veya algısı ya da şeriat kurallarına yönelik ilgisizliği, kayıtsızlığı onun en temel karakteristiğini oluşturuyor. Bu İslam anlayışı ve dindarlık biçiminde şeriat pratikleri, daha doğrusu şöyle diyeyim, aslında üç temel niteliği var, özelliği var, en karakteristiğini ifade eden. Bunlardan birisi şeriat algısıdır. Şeriata bakışları yani. İkincisi panteistik düşünceler. Yani panteistik anlamda tevhidçi inanışlar öyle diyeyim. Üçüncüsü de bu melamelikten, kalendelikten kaynaklı bir tasavvuf anlayışı. Şimdi burada şeriatla olan ilişki veya algı ya da şeriat kurallarına yönelik ilgisizliği, kayıtsızlığı onların en temel karakteristiğini ya da bu farklı İslam dediğimiz işte derviş İslam'ının, abdal İslam'ının en temel karakteristiğini oluşturduğunu görürüz. Hatta literatürde de onlar karakterize edilirken ya da tanımlanırken bu şeriat dışı boyutuna özel bir temas edilir. Ama peki bunu biraz daha açacak olursak yani bu İslam anlayışı ve dindarlık biçiminde şeriat pratikleri yani şer'i ibadetler öncelikli bir yer tutmaz. Bu reddedilir anlamına gelmez. Yani şeriat karşıtı demek asla doğru değildir. Ama burada sadece dindarlıklarında şer'i ibadetlerin pek de bir yeri olmadığını söylemeye çalışıyorum. Bunun da tabii bir izahı olacak tabii ki. İşte şeriata yönelik ilgisizliği, bu dindarlığın şeriata yönelik ilgisizliğini esas belirleyen ve anlamlı hale getiren, aynı zamanda söz konusu İslam anlayışının en kapsayıcı özelliği olan panteistik anlamda tevhid inanışıdır. Evet, burada aslında hem şeriat algısını da belirleyen hem kendi başına da bu inanışı karakterize eden boyut panteistik inanış boyutudur ya da anlayış boyutudur. Yani
Ne demek bu? Tanrı'yla özdeşleşmeyi, insanın uluhiyetini esas alan tasavvuf anlayışı bu inanışta en belirleyici husus olarak dikkat çekiyor. Bunların açılımına biraz sonra bir daha döneceğim. İşte bunların yanında o üçüncü özellik dediğimiz melamilik ve kalendelilikten kaynaklanan örf dışılık, toplum karşıtlığı, yani böyle biraz anarşist durum da söz konusudur. Ama onun da tabii dediğim gibi tasavvufta, yani o tasavvuf akımında farklı bir izahı vardır. Evet, bu örf dışılık, toplum karşıtı, bu antinomiya falan dedikleri dervişlik pratikleri de onların bu dervişlik, derviş dindarlığında önemli yer tutan unsurlar. Fakat bu dindarlık biçimini anlamada dervişlerin şeriatta kayıtsızlıkları ile onların panteistik düşünceleri arasındaki ilişkiyi iyi anlamak gerekiyor. Bu ilişkiyi kurmak, kurgulamak biraz zordur ama yine de yani bunu burada olabildiğince basit bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Çünkü derviş dindarlığının şeriat dışı boyutuyla dervişlerin varlığın birliğine dair mistik tecrübeleri ve panteistik düşünceleri arasında güçlü bir bağ vardır. Evet, onların şeriat algılamalarıyla o panteistik düşünceler arasında kuvvetli bir bağ vardır. Dervişlerin kendilerini şeriat kurallarından muaf gören yaklaşımları ancak Tanrı'nın birliği ya da Tanrı ile özdeşleşme konusundaki, yani bu fena ve beka tecrübeleri konusundaki mistik düşünce ve deneyimleriyle anlam kazanır. Burada Yunus Emre'nin şiirleri, bunları başka yerlerde de çokça tekrar ettim. Şimdi bazıları için tekrar yine olacak ama burada yine hatırlatmak istiyorum ya da dile getirmek istiyorum. Gerçi onları da ayrıca bir açıklamak icap edebilir ama sanırım dinleyiciler Yunus Emre'nin burada ne demek istediğini kendileri de fark edeceklerdir. Şimdi bir yerde ne diyor? Dost yüzün görecek şirk yağmalandı, anun için kapıda kaldı şeriat. Başka bir yerde dini millet sorarsan aşıklara dinle hacet, aşık kişi harap olur, aşık bilmez din diyanet. Yine başka yerde her kim dostu sever ise dosttan yana gitmek gerek, işi gücü dost olacak, cümle işten olur azat. Evet, şimdi bunun tefsirini herhalde yani girmeme gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi açıklamaya kalkarsak Yunus Emre'ye haksızlık etmiş oluruz. Ama burada anladığım kadarıyla birliğin tecrübesine, yani varlıktaki birliğin tecrübesine sahip olmak, yani fena ve beka tecrübesi, yani varlığın aslında tek olduğu, yani Sufi'nin bu kendi varlığının aslında bir varlık anlamı taşımadığı tecrübe diyelim, ruhi tecrübe. Aynı zamanda kendisindeki tanrısal özün farkına varması şeklinde bir anlayışı ifade ediyor. Dolayısıyla burada tabii aşk anlayışına da bir parantez açmak gerekiyor. Yani aşık, daha doğrusu Tanrı'ya ulaşmak. Bu seyri sülük dediğimiz mesele var değil mi? Tasavvufta Tanrı'ya ulaşmak meselesi. Aşkı Tanrı'ya ulaştıran en kestirme yol olarak ifade eder bazı kesim sufiler. Hatta bu İbn Arabi'nin eserinde de yer tutar. Bu Kübrevilik eserlerinde de ben rastlamıştım. Yani orada aşka şöyle bir anlam yükleniyor. Aşk yakıcıdır diyor. Maşuktan gayrı her şeyi yok eder. Yani bir bünyeye girdiğinde maşuktan gayrı her şey yok olur. Yani Sufi Allah'a ulaşma iştiyakıyla, ona duyduğu aşkla kendi varlığını yani yok eder diyelim. Ya kendi benliğinden arınır. Dolayısıyla ortada
Sadece tek varlık kalır, o da Tanrı'nın varlığı. Şimdi bu böyle bir idrak ürünü, bir mistik tecrübe ya da deneyim meselesi bu. Şimdi bu durumda aşığın kulluk durumu, yani ibadet dediğimiz hadise neydi? Yani şer'i ibadetler kişiyi Tanrı'ya ulaştıran araçlardı. Öyle değil mi? Ama burada zaten Tanrı'yla bir, şimdi bu bütünleşme kavramı da biraz tehlikeli bir kavramdır ama, yani çünkü ittihat olarak ifade ediliyor ve bu çok eleştiri alıyor. Yani ittihat olabilmesi için iki şeyin, varlığın olması gerekiyor. Oysa yaratılmış olanın bir varlık değeri yoktur. Varlık tektir. O da Tanrı'dır. İşte bu görünen zahir alemde onun bir yansımasıdır. İşte İbn Arabi'de de işte aynadaki bir yansıma gibidir mesela ifadesini buluyor. Her neyse, ama bu bütünleşmek, birleşmek, vasıl olmak, buna yani böyle farklı ifadelerle bunu izah ediyorlar ama yani bir şekilde Sufi'nin Tanrı'yla bütünleşmesi, birleşmesi ya da o birliğin idrakine varması tecrübesi hasıl oluyor. İşte bu durumda sürekli Tanrı'yla birlikte olan, yani damlanın denize karışması gibi. Yani denize karışan damla deniz olur, değil mi? Bunun gibi burada da daim salat kavramını kullanıyor Yunus Emre bir başka yerde. Daim salat ne demek? Yani her daim salat halinde, namaz halinde olmak. Yani her daim Tanrı'yla birlik halinde olmak. Şimdi böyle bir durumda 5 vakit namaz o zaman onun için ayrılık anlamı taşıyor. Yani sanki onun dışında Tanrı'dan ayrıyım, sadece 5 kere Tanrı'yla birlikteyim gibi bir anlam ifade ediyor. Ama Yunus Emre işte her daim münacaat halinde olduğunu, her daim salat halinde olduğunu ifade eden şiirler terennim eder. Evet, yani bu işte böyle bir tecrübeyi yaşayan Sufi kul ortada kalmadığı için kulluk vazifesini de artık kendisinden muaf görüyor. Evet, benim Yunus Emre'nin ve daha sonra başka özellikle Kaygısız Aptal'dan anladığım onların şeriat dışılığını ya da şeriat kurallarına, ibadetlerine olan ilgisizliğini anladığım şekil bu. Ama bu hiçbir zaman dediğim gibi şeriat karşıtı olmak, şeriatı gerekli görmemek anlamı taşımıyor. Hatta Yunus Emre'nin başka şiirlerinde, hatta Kaygısız Aptal da namazla ilgili başka bir takım söylemlere de rastlanır. Ama onlar avam için geçerli. Yani o kendi birlik tecrübelerini yaşamamış olanlar için geçerli. Zaten bu Bektaşilikte de biliyorsunuz 4 kapı vardır. İlki şeriat kapısıdır yani. Her neyse. Evet, bu şeriat olan ilgisizlikle panteistik düşünce arasındaki, yani o vahdet-i vücut meselesi arasındaki ilişkiyi bu şekilde kurguladıktan sonra geçiyorum başka bir meseleye. Şimdi dervişlerin ya da aptalların temsil ettiği bu İslam anlayışı ve dindarlık biçimi halkta da tabii karşılık bulmuş ve Anadolu'da İslami farklılığa konu bir halk İslamı ortaya çıkmıştır. Elbette bu dindarlığı derviş dindarlığının birebir kopyası olarak göremeyiz. Halk dindarlığının kendine özgü gelişim koşulları ve farklı bir doğası da vardır. Az önce birazcık değinmiştim. Şimdi dervişlerin mistik düşünceleri ve dindarlık uygulamalarının yanı sıra halkın kendi kültürel kodları, yaşam tarzları ve sosyopolitik koşullarından beslenen başka etkenlerden de söz edilebilir. Fakat temelinde yine de derviş dindarlığının olduğu açıktır. Peki, kişisel tecrübeye dayalı derviş dindarlığı kitlesel inanca, yani halk inanışına nasıl dönüştü? Bunu sadece derviş dindarlığının taklit edilmesi veya model alınması olarak göremeyiz. Tabii ki bu da var ama tek başına bunu bu şekilde izah edemeyiz.
Bundan daha belirleyici olan dervişlere yüklenen anlam ve onlarla kurulan ilişkidir. Burada söz konusu olan halk dindarlığının neredeyse tüm dindarlık eylemleri dervişlere, özellikle de onların pirlerine yükledikleri anlamla ve ilahi bir doğaya sahip olduklarına inandıkları bu kişilerle, yani evliyalarla kurdukları ilişkiler üzerinden şekillenir. Yani kısacası evliyaya inanç ve onlarla bu inanç doğrultusunda, yani onlara yükledikleri anlam doğrultusunda onlarla kurdukları ilişki bu halk İslam'ının, dindarlığının şeklini ortaya koyuyor. Evet, nasıl bir anlam yüklemeden ve ilişkiden bahsediyoruz? Ona da bakalım. Halk, dervişlerin yaşadıkları mistik tecrübelere, kendileri böyle bir deneyim yaşamamış olsalar da mutlak bir inanç beslerler. Evliya olarak adlandırdıkları veya kabul ettikleri derviş pirlerini, yani evliyaları, varlıktaki tevhid sırrını keşfetmiş, fena ve beka tecrübesine sahip bir çeşit uluhiyet niteliği taşıyan kişiler olarak görmüşlerdir. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileri ya da tezahürleri, bu bazen Tanrı'nın bedenleşmiş hali olarak da ifadesini bulabiliyor. Dedim ya, orada vahdeti vücut anlayışının böyle nasıl diyeyim, yumuşak ifadesini de görmek mümkün ki orada mesela Tanrı'nın nuruna mazhar olduğu mesela olur. Ya da Tanrı'nın bir tecelligahıdır. Değil mi? Bunlar Ortodoks İslam'ın da kabul edebileceği söylemler, ama bazen de sanki böyle doğrudan Tanrı'nın hulul ettiği, bedenine büründüğü, yani o evliyanın kişinin bedenine büründüğü gibi bir anlamda da söylendiği oluyor. Ama her halükarda bu kişilere olağanüstü bir kutsiyet atfediliyor. Yani onların bir çeşit tanrısallığına atıfta bulunuluyor. Yani bu Tanrı'nın temsilcisi olma gibi ya da Tanrı'yı onlarda gözlemleme gibi bir anlamda ifade ediyor. Şimdi burada tabii ekstrem bir örnek olacak ama Osman Baba çok güzel bir örnektir. Bilmiyorum, dinleyiciler arasında Osman Baba'yı duymayanlar var mıdır? Şimdi Osman Baba, biliyorsunuz, Balkanlarda faaliyet gösteren bir Rum aptalı tarzında bir derviş, aptal. Şimdi onun menakbinamesinde bu vahdet, yani varlığın birliği konusunda bir dolu ifadeye rastlarız. Nasıl diyeyim, varlığın birliği tecrübesini yansıtan, yani kendisinin bu tecrübenin sahibi olduğunu yansıtan pek çok söylemini menakıbname'de görürüz. Ne gibi mesela? Hani ben İsa'yım, ben Musa'yım, işte yağmuru yağdıran benim, şimşeği çaktıran benim, işte Musa'nın Tur Dağı'nda gördüğü benim, Tur Dağı benim, Musa benim. Yani aslında geç bunu bazıları bu devriye nazariyesiyle izah ediyorlar, ama yani burada çok bence belli ki, açık ki, varlığın o birlik aşamasına bir atıf vardır. Hani varlık meydana gelirken o vahdaniyet aşaması vardır. O birliğin suretler halinde, işte o birlik olduğu, yani bu zahir aleminin ortaya çıkmadığı aşamada ki birlik hali. Dolayısıyla o birliğin zerresi de birliği temsil eder. Dolayısıyla o birlik tecrübesine sahip olan işte aptal, kendisini o birliğin ağzından konuşma ehliyetinde görüyor demek ki. Ama işte bu söylemlerin karşılık bulması da, muhatabında karşılık bulması da önemlidir. Nitekim onun dervişleri ve ona inananlar kendisinde gerçekten böyle bir tanrısallık olduğunu kabul ediyor. Hatta kadının huzuruna çıkarılıyorlar. İşte siz bu babanıza Huda dermişsiniz. Yani Tanrı diyorsunuz. Nedir bunun işte hikmeti, işte gerekçesi falan. Onlar da inkar etmiyorlar. Evet diyor.
Biz diyor gözümüzün görmediği Tanrı'yla değil, Tanrı'ya değil, gözümüzün gördüğü Tanrı'ya taparız, inanırız. Evet, belli ki bu evliyayı aralarında yaşayan Tanrı gibi görüyorlar. Bu tabii şirk falan değildir. Yani her şeyden münezzeh bir Tanrı anlayışı yoktur anlamına gelmiyor. Tanrı'nın bir şekilde yansıması olarak onu görüyorlar. Ya Tanrı işte onda tecelli etti. Kendi bu aslında İsa'nın kamil teoremlerinde de bunun karşılığını görürüz. Yani o tanrısal vasıflar onda zuhur etti. Ya da doğrudan bilemiyoruz işte bazılarında böyle de yansıyor. Doğrudan hulul etmiş de olabilir. Yani Tanrı'nın insan bedenine bürünüp insanlar arasında dolaştığına dair inanışlar da vardır bazı kesimlerde. Ama buradaki hangi boyuttadır? Şimdi o konuda bir iddiada bulunmayayım. Ama sonuç itibariyle evliyaya olağanüstü bir kutsiyet atfediliyor. Dolayısıyla Tanrı'ya yönelik yapılan işlemler, mesela işte ne bileyim dualar, yakarışlar, işte korku, saygı değil mi? İşte bunun artık muhatabı onun temsilcisi olarak gördükleri evliya kabul ediliyor. İşte halkın bütün dini uygulamaları, dindarlık eylemleri evliyalara yükledikleri bu anlamlar ve onlarla kurdukları ilişki çerçevesinde şekilleniyor. Mesela şeriat ibadetlerini terk etmek yerine şeriat ibadetlerini takip etmek yerine evliyaya hürmet etmek, onlara hediyeler ve kurbanlar sunmak, onlardan himmet dilemek, bu maksatla onları ziyaret etmek şeklinde tezahür ediyor. Yani bunların dindarlıkları evliyaya hizmet, onun hoşnutluğunu kazanmak, onun nazu niyazında bulunmak. Çünkü bu menakıbnamelerde de sıkça görüyorduk. Köylerine bir baba geldiğinde, yani evliya geldiğinde, yani büyük coşkuyla onun nasıl diyeyim, nazarında bulunmak, onun nazu niyazında işte diyorlar, yani karşısında bulunmak, onun bakışına mazhar olmak, ona yüz sürmek. Aslında işte onu bir kıblegah olarak da görüyorlar aslında. Yani insanın kıble olarak, yani Tanrı'nın ikamet yeri olarak kabul edilmesinin de aslında bir tezahürü bu. İşte ona böyle bir anlam yükleyerek onun huzurunda bulunmak, ona niyaz etmek namazın yerini tutuyor. Ya da diğer şer'i ibadetlerin yerini tutan bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Tabii onun hoşnutluğunu kazanmak, işte bu hediyeler sunmak, kurbanlar sunmak, başka türlü işte hizmetler de bulunmak. Bu tabii evliyanın kendisini olduğu gibi o öldükten sonra onun ruhuna da benzer muamelelerde bulunabiliyor. Biliyorsunuz daha sonra bu bizim Alevilikte de çok yaygın bir şekilde rastladığımız adak ve kurban kesme şeyi, yani yatırlarda kurban kesme olayı. İşte bunlar aslında bu farklı dindarlığın dindarlık uygulamalarıdır, öyle diyeyim. Evet, şimdi bu uygulamalar kişinin kurtuluşu için yeterli, hatta tek yol olarak görülüyordu. Yani evliyaya inanmak, ona tutunmak dindarlık için ya da kurtuluş için. Çünkü dindarlık eylemleri ne içindir? Yani kurtuluş içindir, değil mi? Kişinin öteki dünyasını kurtarmak için. Dolayısıyla vatandaş, halk kurtuluş için evliyaya inanmayı, ona tutunmayı yeterli görüyor. Evet. Şimdi farkındaysanız bu anlattıklarım içerisinde Alevilik konusuna hiç girmedim. Niye? Çünkü ben yani 13-14. yüzyıllardan bahsediyorum. Oysa Alevilik yani bugünkü şeklini 16. yüzyılda alıyor biliyorsunuz. Ama yani 16. yüzyılda 16. yüzyıla gelene kadar yani pek çok yeni unsurlar
ona ilave oluyor. Zaman içerisinde yani koşulların da etkisiyle farklı farklı nasıl diyeyim şekle bürünüyor. Ama yani 16. yüzyılda her ne kadar Alevilik bugünkü haliyle ortaya çıkıyorsa da dayandığı yani üzerinde şekillendiği, üzerinde geliştiği inanç sistemi de aslında bu bahsettiğim 13-14. Yüzyıllardaki derviş dindarlığı ve halk inanışıdır. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ülgü Hanım, sesiniz gelmiyor. Pardon. Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzel, farklı bir konu dediğiniz gibi. Çok da tabii detaylı da belki şeylere girilemiyor din konusu olunca ama güzel şeylerden bahsettiniz. Bir bakalım sorularımız var mı? Anadolu'daki Furkan Bey sormuş. Anadolu'daki tasavvufi çevrelerin ne ölçüde ihtidalara sebep olduğu biliniyor mu? Ve bu konuda bir araç olarak senkretizm söz konusu olmuş mudur? Evet. Ya bunu bizim Ahmet Hoca özellikle bu konu üzerinde müstakil çalışmalar yaptı. Dervişlerin burada bahsettiğim bağlamdaki dervişlerin kırsal kesimde özellikle gayrimüslimlerle olan gayrimüslim ahaliyle olan temasları neticesinde böyle bir etkileşim olduğu, iktidarlara sebep olduğu kabul ediliyor. Ama onların işte gayrimüslimler arasında kabul görmesinde belki de onlara yakın gelebilecek bir takım özelliklerin olması bir etken olabilir tabii. Bunu tabii ispatı çok kolay bir mesele değildir. Ama Anadolu'daki halk İslam'ının fazlaca mitolojik unsurlar barındırması, Anadolu'nun yerli o kültürel karşılaşmalarından etkilenerek bir takım ortak özellikler yani Hristiyanlığın veya Anadolu'daki o kadim inanışların da bir takım unsurlarını bünyesinde barındırması belki aralarında daha kolay bir iletişim kurulmasında ve onların ihtida edilmesinde rol oynamış olabilir tabii. Bunu teorik olarak kabul etmek gerekiyor. Bir sesiniz şey oldu hocam ama herhalde dinleyiciler de duymuştur, bir Benim mi? sıkıntı yoktur. Evet, bir ses gitti gibi geldi bana. Bir sorumuz Değil mi? daha var. Şey, Devam ediyorum. şeyse, yani cevabım duyulmadıysa tekrar edebilirim aslında ama. Yok, duyuldu son anda, böyle bir bağlantı şeyi gibi oldu sanırım hocam. Devam Allah edeyim Allah. ben diğer soruyla. Sevgili hocam, sizi bu çalışma alanına bağlayan, ilginizi çeken konu nedir? Farklı dönemlerde İslam üzerine çalışmalarınız mevcut mu diye sormuşlar. Evet, ilgimi çeken benim konuda yönlendiren ne olabilir? Vallahi hiç düşünmedim. Yani ta master'dan itibaren aslında benim lisanstayken bu dervişlere ilgi duyduğumu hocam Sembike Togan fark etmişti. Hatta sen bu konularla ilgileniyorsun. Sen Hacettepe'de Ahmet Yaşar Hoca'nın yanına git, orada master yap falan demiştim. Galiba şimdi onları de çok iyi hatırlamıyorum ama demek ki böyle bir ilgim varmış. Ben de zaten bu İslam dünyasındaki seyahat konusunu burada da tabii şey çok etkili olmuştum. Seyahat okumayı çok seviyordum, seyahatname. İbn Battuta'yı okurken onun böyle çok el üstünde tutulması, gittiği yerlerde böyle çok hoş karşılanması çok dikkatimi çekmişti. Yani oradan bu seyahatlerin kültür yani iletkenlik, haber taşıyıcılık bağlamındaki rolü ilgimi çekti. Dolayısıyla seyahat gruplarında çalıştım İslam dünyasında.
Bunların içerisinde dervişler, talebeler vardı. Sonra hacılar da tabii. Oradan da dervişler dünyasına girmiş oldum. Anadolu'da dervişleri şimdi tabii bu ilginç bir tecrübe bu benim açımdan da. Şimdi biz topluma baktığımızda böyle toplumsal kesimler vardır değil mi? Böyle sınıflamalar yapabiliyoruz, kategorizasyonlar yapabiliyoruz. Ama bugün bir derviş tipolojisi var mı toplumda? Yani sokaklarda, izlerde görüyor muyuz? Görmüyoruz. Ama 13. yüzyılda yani bir çocuk bile anne derviş geldi işte bir şeyler ister, sadaka ister falan. Yani kendi giyim kuşamıyla, bütün hal hareketleriyle, yaşam tarzıyla toplumsal bir kesimi, yani toplumsal kabloda yer eden bir sosyal kesimi oluşturuyordu. Dolayısıyla onları o toplumsal tabloda tipolojik unsurlarıyla incelemek bana biraz cazip geldi. Öyle başladık. Ondan sonra Anadolu'da İslam meselesi sürekli karşımıza çıktı. Aslında İslam konusunu çalışırken de geriye dönük çalışmalarıma baktığımda kendimle ilgili ilginç bir şey fark ettim. Hep böyle en genelden özele doğru geldiğimi fark ettim. Anadolu'daki farklı İslam'ı bu şeyle ilişkilendirmek. Bir kere onları işte yani Bizans döneminden daha doğrusu bütün dinlerin heterodoksisi bağlamında görmeye çalıştım. Sonra Anadolu'daki bu farklı İslam'ı İslam dünyasındaki önceki örnekleriyle ilişkilendirerek görmeye çalıştım. Ve en nihayetinde de ya bu bütün bunları böyle dışsal faktörlerle, kökenlerle falan görüyoruz da kendisi nedir? Yani Anadolu'da bu nasıl bir dindarlık biçimidir? Sorusuyla bu dindarlığın, bu erken döneminin doğasını anlamaya çalıştım. Bu şekilde geliştim. Aslında sorun içerisinde galiba şey de var. Ben bu 15. yüzyılı pek öteye geçemedim. Aslında bu 13-14. yüzyıl dindarlığıyla bunun sonraki yüzyıllarda Alevilik içerisinde nasıl bir gelişme süreci geçirdiğini belki biraz daha detaylı çalışsam hiç fena olmaz. Evet, teşekkür Diğer ediyorum. soruya Umarım. geçelim hocam. Gayri sünni dervişlere devletten idam vesaire gibi bir tepki geldi mi? Yok. Yani meselesi bu benim dönem itibariyle söyleyeyim. Yani 13-14. yüzyıllarda aslında bunu şey de güzel ifade eder. Bu Cemal Kafadar. Sonra Ahmet Kara Mustafa da. Yani bu şey değil. Böyle o dönemde çok keskin bir böyle sünni, gayri sünni, ortodoks, heterodoks şeyi yok. Ayrışması yok. Dolayısıyla bu belki hani bu farklı İslam'ı ifade ederken yani biz mi çok aşırı hatlarla, yani kalın hatlarla çerçeve oluşturuyoruz. Onu bilmiyorum ama yani o dönemde yani çok da nasıl diyeyim tepki duyulan, gerçi bazı Sünni çevrelerde tepkiler hissediliyor ama mesela halk arasında böyle çok fazla ötekileştiren bir yaklaşım söz konusu değil. Yani bu bir kanıksanma durumu söz konusu. Bu da muhtemelen hani İslam dünyasında öteden beri hep var ola gelmiş ya. Bu batıniye tarzı inanışlar falan. Belki hani oranın oradan bir aşinalık falan. Bu bakış etkilemiş olabilir. Bu devletinin de böyle katı sünni yoktur. Yani ben şey hani böyle bir takibatmış, şuymuş, buymuş yapılandırmaymış yoktur. Ama Osmanlı örneğinde ara ara görüyoruz. Mesela de görüyoruz. Ara ara şey kadınlar. Yani bir takım suçlama. Ama mesela bakın bu da ilginç bir şeydir. Galiba Edirne'deydi. Otman Baba şikayet konusu olup kadının huzuruna çıkarılıyor. Kadı sanki ona biraz böyle meczup muamelesi yapıyor ve dervişlere alın bu dedenizi götürün falan diyor. Anlatabildim mi? Yani bu dervişlerin meczupluğuna işte onların işte
hani ne olduğunu bilmiyorlar ama yaşamış oldukları bir tecrübenin neticesinde hani böyle davranış sergilediklerine herhalde kanaat getiriyorlar. Dolayısıyla çok fazla onlara yönelik bir şey görmüyorum. Ama şehirli ortamda mesela Osmanlı'da böyle çok sivri dilli bir şekilde yani böyle çok keskin görüşlerle ortaya çıkan olduğunda da orada tabii başka mekanizmalar devreye girip bir takım takibatlara ve ölümle neticelenen cezalandırmalara gidildiği oluyor. Bu bizim Ahmet Yaşar Hoca'nın Zındıklar ve Muhlikler kitabında bunun çokça örnekleri vardır. Bir Ben diğer soruya geçiyorum sorabilirsin. hocam. Bir Tabii. şey daha ilave edeyim. Tabii ki. Hiç mi ötekileştirici dil kullanılmıyor? Tabii ki kullanılıyor. Mesela bu Nideli Kadıahmet değil mi? Ben örneklerimin de bir kısmını oradan seçmiştim. Mesela o işte İbha ile suçluyor, zındıklık diyor bazen. Yani orada da bir suçlayıcı dil yok değil. Yani Sünni ulema arasında öyle çok da hoş görüldüklerin, özellikle de medrese çevrelerince çok da hoş görüldüklerini söyleyemeyiz. Hatta bu Fustat-ül Adali diye bir risale var. Orada da mesela kalenderi tarzı dervişlerin bu toplum örf karşıtı bir takım işte anarşist uygulamaları var. Yine şeriata mugayir davranışları var. İşte bunlardan hareketle çok suçlayıcı, aşağılayıcı bir dille onlar eleştirilir. Hatta dönemin devlet adamları harekete geçmeye davet edilir. Ama hani büyük bir takibat var mı? Yoktur. Ben rastlamadım yani. Ankara'da bu konuyla ilgili özel bir çalışmanız mevcut mu? Takip etmek isteriz. Aslında buradaki tebliğimin ikinci kısmı yani Anadolu'da İslami farklılaşma ile ilgili en son bir makalem yayınlandı. İngilizce yalnız. Muslim World evet dergisinde. Onu yani Akademi.edü'deki sayfamdan aslında indirebilirler. Yani bu tabii biraz zor bir konudur. Yani onu yazarken de çok zorlanmıştım. Yazmak bir tarafa, okuyan kişi de nasıl bir karşılık bulacak? O da beni çok zorlamıştı. Çünkü okuttuğum bazı arkadaşlar pek bir şey anlamamıştık demişti. Bunun üzerine tekrar tekrar yeniden konuyu ele almıştım. Hani orada epey hani yabancılara da anlatabildiğime göre İngilizce belki artık bu tamamen kendimi iyi ifade edebilmişimdir noktasına gelmişti diye düşünüyorum. Oraya bakabilirler tabii. İbn Arabi'nin tasavvuf tarihindeki yerini biraz daha detaylandırabilir misiniz? Hocam İbni Arabi'nin tasavvuftaki yeri gerçekten böyle ciltler dolusu kitaba konu olabilir. Bizim Ahmet Hoca'nın en son böyle bir kitabı çıktı, gördünüz belki. İbni Arabi aslında İslam dünyasında bu nasıl diyeyim tevhid inanışı. Yani tevhid derken panteistik anlamda tevhid inanışı. Yani bu ilk çıktığında insanların ölümüne sebep olan bu enel hak meselesi. İşte Hallacı Mansur, Nesimi falan. Şimdi bu işte varlığın birliğine dair, işte insanın Tanrı ile olan ilişkisine dair meselelerde çok işte ne diyeyim Sünni İslam çevrelerine çok aşırı gelebilecek ifadelerle ortaya çıkmıştı. İlk yani öyle algılanmıştı. Yani doğru algılandı anlamında söylemiyorum. O hatta böyle panteizm çağrışımları da yaptı. İslam bir şey. Diğer ne diyeyim yeni Eflatunculuktaki sudur anlayışını da ya da diğer Yunan felsefesindeki panteistik düşünceleri de çağrıştırdı muhtemelen. Ama İbni Arabi adeta bu tasavvuf anlayışında
Yani abartır mıyım bilmiyorum ama devrim yaratıyor. Ve tasavvuf felsefesini bir hale getiriyor. Yani orada gül vahdeti vücut pek kullanmıyor bu tabiri ama yani varlığı ortaya koyduğu anlayış tasavvuf felsefesinin genel geçerliği konusunda, genel kabul görmesi konusunda önemli bir rol oynuyor. Çünkü orada bu zahir aleme varlık atfetmiyor. Onu aynadaki bir yansıma gibi görüyor. Varlığın tek olduğunu ifade ediyor. Onun da Tanrı'dan ibaret olduğu şeklinde bir basite indirgersek böyle bir ifadesi var. Şimdi bu anlayış bizim Anadolu'daki tasavvufu çok derinden etkiliyor. Yani Anadolu'daki bütün sufi çevrelerde hatta Osmanlı medreselerinde bile ondan icazet almış, onun eserlerini okumuş, onlara şerhler yazmış pek çok ilim adamı yetişiyor. Mesela ilk müderris bizim neydi? Kutbettin İznik'i miydi? Değil mi? Yok, Davudi Kayseri, pardon affedersiniz. Ya yani İznik medresesindeki müderris. Mesela daha sonra bizim işte Şehbetreddin'de de onun etkisini görüyoruz. Hatta Füstadül Ada Usulü Hikem'e bir şerh de yazıyor. Yani Osmanlı tasavvufu yani hem 13-14. yüzyıl hem de daha sonraki dönem tasavvuf üzerinde hem de medrese uleması üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu söylemeliyiz. Ama bu konuda dediğim gibi eğer şey varsa yani merakınız da varsa bu Ahmet Hoca'nın son kitabına bakabilirsiniz. Bugün ve anlatmış olduğunuz dönem arasında konu bağlamında kısa bir karşılaştırma yapsanız neler söylerdiniz? Bunu anlamadım. Bugün anlatmış olduğunuz dönemle kısa bir karşılaştırma yapsanız bugün arasında neler söylerdiniz? Karşılaştırma yapmaya çok uygun mu? Değil bence. Yani o dönemdeki ya tabii şimdi günümüzde tarikatlar var. Yani orada da hani böyle çok yani zahidane bir hayatı benimseyip o prensipler doğrultusunda kendisine bir hayat tarzı benimseyenler var. Ama yani tamamen sosyal hayattan çekilmiş bir derviş profili var mı? Bilmiyorum, ben görmüyorum çevremde. Yani onlar normalde işte bir takım tarikatlara mensuplar ama yani yine gündelik hayatlarına devam ediyorlar. Belki biraz daha koyu bir dindarlık hayatı yaşamak için böyle bir tercihlerde bulunmuş olabilirler. Ama benim bahsettiğim dönemin dervişleri hani böyle profesyonel derviş diyoruz ya yani mesela kalenderileri baz alalım. Kim var mesela o dönemde? Defailer, Haydariler, değil mi? Kalenderiler, Cavlakiler. Yani onlar tekkelerde, zaviyelerde yaşayan, geçimlerini işte insanların sadakalarıyla ne bileyim böyle turnelere çıkarak topladıkları kurbanlıklarla ya da diğer işte gıda ürünleriyle geçimlerini sağlıyorlar. Yani o başlı başına bir farklı hayat biçimi. Evet, ya bu sorunun maksadını tam çözemedim ama ben de karşılaştırmayı böyle yapayım. Son bir sorumuz var hocam ama bayağı uzun. Size böyle tane tane okuyacağım. Sihabettin Sühreverdi'nin yönlendirmesiyle Anadolu'ya gelen Kübreviye tarikatının temsilcisi Necmettin Dayı, bildiğiniz üzere Sultan 1. Alaaddin Keykubat'a Mirsadül İbad adlı bir eser sunuyor. Bir süre burada faaliyet gösterdikten sonra Anadolu'dan çıkıyor ve daha sonra yazdığı bir eserinde Anadolu'daki insanların dine olan yaklaşımlarından şikayet edip bu sebeple Selçuklu ülkesini terk ettiğini belirtiyor.
Özellikle Anadolu dışındaki İslam dünyasında bu bölgedeki İslam ve tasavvuf algıları ne derece biliniyor ve çok fazla tepki topluyor mu? Dışarıdan ne tür tepkiler alınıyor ve bu tepkiler yerel yönetimleri ne derece etkiliyor? Aslında bu ilk soruydu galiba. Ona yakın Evet. bir soru. Ama bu Mirsad-ül İbad, yani Necmettin Dayı örneğinde belki biraz daha farklı bir şey söyleyebilirim. Bir kere küçük bir düzeltme yapayım. Serdar'ı tanıyorum bu arada. Benim öğrencim. Bu Şihabettin Sühreverdi'nin yönlendirmesiyle olmaması lazım. Kübreviye tarikatının temsilcisi. Bu Necmettin Dayı. Necmettin Kübra belki diyebiliriz. Ya bu Necmettin Kübra Necmettin Dayı biraz ilkini yazıyor. Anadolu'da da bir Selçuk. Tabii biliyorsunuz o dönemde yazmak çok büyük Hocam ses biraz karışıyor sanki. taşıyor. Evet. Tamam, Şimdi şimdi nasıl? düzeldi. Geliyor Te evet, değil mi? Ses geliyor düzeldi. mu? Tek evet, şimdi geliyor hocam. Tamam. Tekrar alırsak. Evet. Necmettin Dayı Mirsad-ı Ribat adlı eserini yazıp bunu Anadolu'da sultana sunduğunda ya tabii ki beklenti böyle büyük hediyelere, sultanın övgüsüne belki biraz da elverişli, daha uygun bir konum beklentisi ile bunu yapıyorlar. Necmettin Daye'nin daha sonra yani gözden mi düşüyor ya da beklentisi mi karşılanmıyor? Sanki öyle bir şey de var. Mesele de var. Anadolu'yu terk ediyor. Şimdi gerekçesi burada arkadaşın söylediği gibi Anadolu'daki ortamdan pek hoşlanmıyor gibi gözüküyor ama gittiği yerde farklı mı? Değil mi? Gittiği yerde de aynı bu İslami farklılıkla muhatap olacaktır. O yüzden bu konuda çok emin değilim. Yani bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat tepki konusunda haklı. Tepki gösteriliyor. Demin bu şey örneğinde de verdiğim gibi Evadettin Kirmani ve bu Fustadül Adale'nin yazarının örneğinde olduğu gibi aslında tepki duyuluyor. Yani onların bu gayrisünni işte ne bileyim ibaha olarak adlandırıyorlar. Yani şeriat dışı, şeriata mugayir olmakla tabii suçluyorlar. Ama yani bunun Anadolu'yu terk etmek için bir gerekçe olabileceğini açıkçası ben düşünmüyorum. O muhtemelen beklentisini karşılayamadı Anadolu'da. O yüzden gitmiş olabilir diye düşünüyorum. Tabii emin olmamak koşuluyla. Anadolu dervişliğini sadece vahdet-i vücut açısından değerlendirip genel bir yorum yapmak, yani sadece bu başlık altında değerlendirmek sufiliye yapılan bir haksızlık ya da yanlış anlaşılma olmaz mı? Ha, bak, burada yine bir meseleyi düzeltmek gerekiyor. Anadolu'daki dervişliği vahdet-i vücut üzerinden değerlendirmiyoruz. Yani ben burada sadece o İslami farklılığa konu olan kesimin dindarlığını anlatabildim mi? Yani bu derviş dindarlığı, abdal dindarlığı olarak ifade ettiğimiz ve bunun halkta da karşılığı olan belki günümüze Alevilik olarak da ulaşılan Sünnilik dışı İslam'ın dindarlık anlayışını oluşturan yani ona temel teşkil eden bu panteizm meselesine temas etmiştim. Yoksa Anadolu'daki tasavvufun tümü bu mesele üzerinden gelişmiyor. Yani mesela şey de var. Mevlana mesela değil mi? Yani Mevlana da Anadolu'da çok simge bir isim. Onun da tasavvufi öğretisi var. Yani mesela o bu şeyle vahdet-i vücut meseleleriyle öyle çok fazla ilgilenmez. Yani bunun felsefesine, onun eserinde çok fazla girilmez. O daha çok insanın mesela insanın doğasına dair şeyleri olur, yaklaşımları olur. Yine
Sünni dairede faaliyet gösteren çok sayıda tarikat vardır. Mesela bu erken dönemler itibariyle işte kübrevilik var, sürevverdilik var. Gerçi sürevverdilik daha sonraki yüzyıllarda biraz yerini Halvetiliğe, Nakşibendiliğe falan bırakacak ama yine başka hangiler var? Kadirilik, Mevlevi'nin kendisi, bu erken dönem itibariyle söylüyorum. Bunlara daha sonra işte Nakşibendilik, Halvetilik falan onlar da ilave olacak. Mesela onlar bu bahsettiğim denklemde aslında yer almıyor. Yani onlar belki Anadolu'nun İslamlaşması kısmında yer alırlar ama o Sünni dairedeki tasavvufu ifade eder. Yoksa şeyler burada Anadolu'daki farklı İslam'a konu olan kesimin dindarlık anlayışını, dindarlık biçimini ifade etmiyor. Yani oradaki mesele tasavvufun daha çok zühd boyutu. Yani zahidane yaşam, yani takvaya dönük bir yaşam pratiğidir onlarınki. Evet, bu biraz farklı mesele yani. Hocam sorularımızı tamamladık. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok Güzel bir webinar oldu. eyvallah, sağ olun. Umarım öyledir. Umarım dinleyicilerimize de katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum hepsine. Vakit ayırıp dinledikleri için. Sağ olsunlar, var olsunlar.